Hoş geldiniz. Burası Gizli Tapınağı. Bizimle birlikte olanlar. Aslında tavus kuşu. Şu an tavus ediyor. Niye farklı hayvanlar değil? Niye tavus kuşu? Çünkü tavus kuşu tembel bir hayvan olduğu için tavus kuşu sevgilidir. Ve bizlerde tembel hayvanları tanımlı yapmalar. Ve gördüğünüz burası ilk günde Hititler zamanında sığınma ev için kullanmışlardır. Bizler tarafından tapınak kullanmışlardır. Ve bizim yani insanlar 2005'e kadar burada yaşamamıştır. Nasıl olmuştur? Köyden gelen insanlar bu evleri hazır görüyorlar ve bu evlerin içine girmektedir. Gördünüz, belki sıva yapmışlar, kütü çekmişler. Bunlar yani 2005'e kadar kullanılan evlerdir. Ve devlet tarafından bu evlere geçilmiştir. Şu anda burası, burada kalmışlardır. Gördüğünüz o tapınağın hemen yanında şey var, şelale ve köprü var. Köprü Emir Bayındır Köprüsü, dedesi Hasan Paşa'nın devlet yönetimi için o köprü yapmıştır. Gördüğünüz o kule Lak Kulesi'dir. Ağlat'ın ismini o kule üzerinde çıkmaktadır. Nasıl çıkmıştır? Eskiden kervanlar yük taşımıştır. Kervan gelmiştir. Demişleri söylemiş, geçme sağ bir komutanın adını atmış, demiş gitmiş. Geçsin. Sonra da o geçmiştir. Saat 12 olduğunda Ahlat'ı fethetmişler. Sonra da o bekçileri söylemiş Ahlat, Ahlat. Ahlat'ın ismi o kule üzerinde çıkmıştır ve Ağlat'ın tarihi Cilalı Taş devrine kadar dayanmaktadır. Ağlat ilk İslam hakimiyetini 641 yılında Halife Hazreti Ömer tarafından almıştır. Girdiği bu fethi sırasında sağ beraber Boğaz bin Cebbe'nin oğlu Abdurrahman Gazi şehit olmuştur. Yunanlısına Tırsakı mahallesinde kule sunmaktadır. Gördüğünüz o kule Arkukul Kalesi ve orada Sahil Kalesi de var. Sahil Kalesi'nin içinde bir cami vardır. Birisi Mahmut Kale Camisi, diğeri de İskender Paşa Camisi. O camiler Selçuklu zamanında 1300-1200 yıllarında yapılmıştır. Oraya giderseniz bakarsınız. Ve Sultan Seyit var. Sultan Seyit de Hazreti Ali'nin ve Hazreti Ömer'in yerlerinde yaptığı yerlerdir. Ve kılıç yerleri de var, at izleri de var. Hani